doğası tabiatı olan bir yere gittim. Çok değişik inançlara sahip olan topluluğun yaşadığı bir yere gitmiştim. Yak öküzleri denen koca koca boynuzlu kocaman şeyler var. 800 kilo, 900 kilo hayvan. Acayip güçlü. Tepelerden yürüyorlar, dağları tırmanıyorlar. Sırtlarında erzak taşıyorlar. Yiyor musunuz bu hayvanlar dedim. Böyle suratıma baktılar. Bir daha duymayalım dedi böyle bir şey. Niye dedim ya? Bize şu hayvanı nasıl yedirtebilirsin dedi. Sırtımızda dedi taşımıyoruz, bütün yükümüzü bu hayvanlar taşıyor. Sütünden diyor her türlü gıdayı yapıyoruz diyor. Ya böylesine güzel bir varlık olabilir mi diye. Dedim peki eceliyle öldüğü zaman ne yapıyorsunuz? Bir etrafına bak dediler. Nerede yaşıyorsun? Neredeyiz dedim. Nerede burası? Tibet'in, Everest'in oralarda. Dipleri oralarda. Bu vahşi doğanın içerisinde dedi. Biz vahşi hayatla bilip iç içe anlaşmalı bir şekilde yaşıyoruz dedi. Dedim. Vefat öldüğü zaman dedi hayvan. Yarı etini belli başlı noktalar vardır köyümüzün etrafında. Oralara koyarız. Oradan gelir o etleri alırlar. Bizim köyümüze inmezler aslında. Diğer yarısını da bizi koruyan köpeklere yediririz. Bu adam cehenneme gidecek. Bizimkinler de kendini cennete gidecek zannediyor. Böyle namaz kılmayla, oruç tutmayla cennete gideceğini zannediyor. Ah. Büyük bir sapkınlık içinde insanlık. Ölünce çok şaşıracaklar. Sistem öyle ilerlemiyor. Burayı temiz tutmadığın sürece ya ne yaparsan yap hiçbir şey olmuyor. Boşuna. Bak.